teknoloji kanalından merhaba dostlar. Hepsi buradanın en çok satan bilişim ürünlerindeki sizler için delediğimiz videomuz burada başlıyor. Samsung Galaxy Tab A8 SMT 290 diye geçiyor. 32 GB'lık olan bu tabletimizin fiyatı 968 lira. Sıradaki ürünümüz Samsung Galaxy Tab A7 SMT 500 diye geçiyor. Bu da 32 GB'lık 10.4 inçlik olan bu tabletimizin fiyatı 1583 lira. Xiaomi Mi Wi-Fi Pro Signal diye geçiyor. Sinyal yaklaşırcı yani güçlendirici 300 megabit per saniyelik bir hıza sahip olan bu ürünümüzün fiyatı sadece 97 lira. Apple iPad 8. nesil 32 GB'lik 10.22 inçlik Wi-Fi tabletimizin fiyatı 3360 lira. Logitech M170 kablosuz mouse gri renkli fiyatı 90 lira. SanDisk SSD Plus 240 GB'lık 530 MB'a 440 MB'lık yazma ve okuma hızına sahip olan bu hard diskimiz 2.5 inçlik ve fiyatı sadece 296 lira. JBL'in C100 diye geçiyor arkadaşlar. Bu mikrofonlu kulak içi kulaklık diye geçiyor. Fiyatı 80 lira. Samsung Galaxy Tab A7 SMT507. Bu da 32 GB'lık. Diğer tabletlerimiz gibi Fiyatı ise 1688 lira. Sıradaki ürünümüz Razer'ın oyuncu mouse 25'e 90 santim boyutlarında olan bu mouse petimizin fiyatı sadece 13 lira ve 25 kuruş. Cyrox'in Type-C'den USB 3.0'a çevirici adaptörün fiyatı 9.5 lira. Xiaomi Mi Wi-Fi Pro yine sinyal güçlendirici 300 megabitlik bu da 107 lira. Bir sonraki ürünümüz JBL'in T500BT diye geçiyor. Mikrofonlu, kulaküstü, kablosuz ve mavi kulaklığı 350 lira farklı renk seçeneği de görmektesiniz. JBL'in T110 kulak içi kulaklık T, T, İ'ye siyah diye geçiyor. Fiyatı ise 108 lira. Sıradaki ürünümüz Samsung'un Evo Plus 32 GB'lık 95 MB sahnelik mikro SD kartı 58 lira. Logitech'in B220, sessiz mouse, siyah 115 lira. Samsung Galaxy Tab S6 Lite diye geçiyor, fiyatı 2700 lira. HP'nin 14S diye geçen kodu üzerinde. AMD Ryzen 5 4500U işlemci kullanılıyor. 8 GB RAM'e sahip, 256 GB SSD ve üzerinde Windows 10 Home olan 14 işli Bu taşınabilir bilgisayarımızın fiyatı ise 4400 lira. Kinetic'in ekstra DSL Cloud VPN'i destekleyen güzel bir Wi-Fi modemimiz var. 550 lira. Microsoft Mobile'ın 1850 diye koduyla satılıyor. Kablosu siyah mouse'u 90 lira. Sıradaki ürünümüz Toshiba'nın Basic 2.5 inçlik 1 terabaytlık USB 3.2 bağlantılı 1. jenerasyon olan bağlantılı olan bu hard diskimiz 405 lira. Xiaomi'nin bir Wi-Fi AC1200 router'u arkadaşlar 145 lira. Seagate'in Barracuda 2TB'lik 7200 RPM'lik ve 256 MB cache olan bu hard diskimiz 500 lira. Hikvision'ın USB bağlantı 64 GB'lık 44 lira. Pinkster'ın A400 model SSD'si 240 GB'lık ve 500 ve 350 MB yazma ve okuma hızlarına sahip olan bu SSD harddiskimiz 300 lira. Logitech'in M330 sessiz kablosuz siyah olan bu mouse'umuz 160 lira. Sıradaki ürünümüz Sharkoon'un Power Supply 650 Watt'lık 80 Plus'lık 120 mm'lik fanı olan bu Power Supply'ımız 315 lira. Ve sırada ürünümüz TP-Link'in Bluetooth 4.0'ı destekleyen USB adaptörü 70 lira. Sırada ürünümüz Seagate'in 1 TB'lık, 2.5 inçlik USB 3.0 bağlantılı olan bu hard 400 lira. Ve Logitech'in K380 Bluetooth bağlantılı siyah klavyesi 320 lira. Sıradaki ürünümüz Seagate Barakuda'nın 1 TB'lık 3.5 inçlik 7200 RPM'li 64 MB cache olan bu hard diskimiz 360 lira. Ve AMD Ryzen 5 5600X olan bu işlemcimiz 2900 lira. Logitech'in G G102 diye geçiyor arkadaşlar. Oyuncu mouse'u fiyatı 197 lira. Polygold'un 4 USB port çoklayıcısı ise 26 lira. MSI Optics'in G271 yani 27 inçlik 144 Hz'lik ve 1 milisaniye tepkime süreli HDMI ve display bağlantılı monitörü ise 1600 lira. Sıradaki ürünümüz arkadaşlar Dark'ın HDMI'den VGA dönüştürücü adaptörü fiyatı ise 60 lira. Everest'in USB metal masaüstü vantilatörü sadece 49 lira tp-link'in Full HD 1080p'li gece görüşlü 128 GB'lık SD kart destekli Wi-Fi kamerası ise 312 lira ramp için güzel bir termal macun var arkadaşlar 17 lira One by Vacuum'un Small 8.3 ila 5.7 inçlik boyutlara sahip grafik tableti 370 lira HP'nin arkadaşlar fotokopi tarayıcı wifi yazıcısı 429 lira. Havana hoparlör var arkadaşlar. Bilgisayara, tablete, cep telefonuza, notluğa güzel bir ses sistemi yapabilirsiniz. Fiyatı 62 lira. SanDisk'in Cruzer'ın 32 GB'lık USB belleği ise 50 lira. Gigabyte'ın B450M yongasını kullanan bu anakartımız 500 lira. Cat 6 Ethernet kablosu arkadaşlar. Fabrikasyon çıkışlı 15 metre olan bu kablomuz 28 lira. Class 1'ın güzel bir notebook taşıma çantası var arkadaşlar. Sırt taşıma çantası 15.6 inçe kadar destekliyor. Gri renkli ve fiyatı 76 lira. Logitech'in MK345 kablosuz klavye ve mouse seti siyah renkli 265 lira. SanDisk'in güzel bir 16 GB'lık USB 3.0 destekli belleği var arkadaşlar. Fiyatı ise 39 lira. Yine SanDisk'in Ultra Tridio 250 GB'lık 2400 MB'a 950 MB yazma ve okuma hızına sahip M.2 destekli SSD hard diski 322 lira. Everest'in güzel bir 1080p'yi destekleyen webcam'i var arkadaşlar 190 lira. Yine AMD Ryzen'ın 5 3600 var arkadaşlar. Bu işlemcimizin fiyatı ise 2000 lira. Lenovo IdeaPad'in Intel işlemcili 11. nesil 8 GB RAM'i var, 256 GB hard diski var, 200 SSD'li ve üzerinde işletim sistemi yok ve 14 inçlik taşınabilir Full HD ekrana sahip bilgisayarımız 5700 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mutlaka hemen hızlı bir şekilde devam edelim. JBL'in T110 kulak içi kulaklığı ise arkadaşlar 90 lira. Game Power'ın güzel bir kulaklığı var. Tam bir oyuncu RGB'li 3.5 mm'lik güzel bir soketiyle beraber ve RGB'li dediğimiz gibi 161 lira. Ve son ürünümüz arkadaşlar Master'ın güzel bir monitörü burada görülmektedir. 165 Hz'lik 1 mini saniye 31.5 işlik HDMI ve display portlu ve arkadaşlar tabii ki g sync olan bu monitörümüz 2389 lira. Arkadaşlar sizlere hepsi burada da en çok satılan bilgisayar çevre birimleriyle ilgili ürünleri gösterdik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.